Son Yaz dizisi geçen haftalarda final yapan Hafsa Nur Sancak tutan menajeri Ayça Çinkitaş'la iş görüşmesi çıkışı kameralara takıldı. Teşekkürler, iyiyim. Biraz rahatsızım. Seslerim size teşekkür ederim. Görüme yakalandık. Evet, maalesef. Yeni proje görüşmeleri için mi geldiniz? Evet, bir görüşmemiz var. Bakalım. Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Nasıl bir rolde göreceksiniz? Sürpriz olsun. Ben izninizi alayım. Biraz hastayım. Konuşamıyorum. Konuşmamam gerekiyor. Sancak tutan meslektaşı Denizcan Aktaş'la ilişkisinin güzel gittiğini belirtti. Daha sonra tekrar görüşürüz. Denizcan Bey'i soralım o zaman. Sorulara ilişkisi gidiyor. Güzel gidiyor. Her şey yolunda. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçen Eylül ayında anlaşmalı olarak boşandığı futbolcu Gökhan Çıra'yla barıştığı haberleriyle gündemde. Çıra'nın Ciğerci'ye barışma hediyesi olarak 13 milyon değerinde bir otomobil hediye ettiği de öne sürüldü. Ciğerci, hafta başı Nişantaşı'ndaki mağazasından çıkarken magazin altı kamerasına takıldı. İtiraf ediyor musunuz barıştığınızı? El ele de görüntülendiniz artık. Ya ama ben sabah iş yerinde de görüyorum ki Gökhan Bey'i. Ama el ele videonuz çıktı ya. Hani yok yüzden... ya, o arkadaşlarımızın doğum günü. Hiç o konulara girmeyelim, vallahi çok yani ayıp. Yani tekrar barışma olmayacak. Bilmiyorum ki, öyle diyor, öyle demek de olmaz ki, her şey kısmet hayırlısı olsun. Açık kapı bırakıyorsunuz yani. Ya aman, herkes iyi olsun. Öpüyorum. Hadi işten çıktım, eve gidiyorum. Öpüyorum, Allah'a emanet. Çok teşekkürler, görüşürüz. Bay bay. Seni Soruyorlar adlı bestesi 2021'in en çok çalınan ilk 10 şarkısı arasında yer alan ünlü müzisyen Ersay Üner, geçen hafta sonu Florya'da bir mekanda sahne aldı. 2021 yılını değerlendiren Üner, yeni çalışmalarından bahsetti. Benim için yine keyifli bir yıl oldu açıkçası. Yaptığım şarkıları yine birkaç arkadaşımla paylaştım. Onların da mutlu olması beni daha çok mutlu etti. Hadise güzel oldu, çok güzel. Hay hay, Tuğba ile çalıştık. Benim o çok güzel oldu. Benim seni soruyorlar. Onun haricinde ben birazcık konserlerle ve stüdyo üretim aşamasına geçtim. 2022'ye birazcık hazırlık yapıyordum açıkçası. Onun heyecanı var şimdi, sizle buluşacak yeni projeler var. Çoğunu böyle söylemeyeyim ama birkaç tanesi hani Hadise olacak tekrar, Tuğba olacak, netleşmiş olanları tekrar söyleyeyim. Benim yine tek bir şarkım olacak, bir de sürpriz isimler olacak. Onlar ben bitmeden söylemeyi pek fazla sevmiyorum. Ama bu sene bizim için çok yoğun bir sene olacak. Ersay Üner, Aleyna Tilki ile yurt dışına yönelik bir proje için hazırlık yaptıklarını belirtti. Bir yurt dışı projemiz var. Aleyna ile inşallah koşturacağız, Ocak ayında bekliyoruz. Orada çok güzel gelişmeler var, onlarla ilgili koşturmamız var. Yeşilköy'de sevenleriyle buluşan Volkan Konak, ben saate bakarak müzik yapanlardan değilim diyerek bazı meslektaşlarına gönderme yaptı. Ne kadar sürer bilmiyorum. Ben saate bakarak müzik yapanlardan değilim. Nabusta ne dediğimiz, değişti de her şey sustuk, konuşulsa yeterdi. Altın Kelebek'te yılın pop müzik kadın şarkıcısı ödülünü alan Hadise, Kuruçeşme'de bir otele girerken görüntülendi. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi evliliğe doğru giden şarkıcı konuşmak istemedi. Merhabalar. Merhabalar. Birkaç kelime alalım mı? Yok, hoş, hayır. Teşekkür ederim. Neden konuşmuyorsunuz artık bizimle Hadise Hanım? Beyoncé ve Rihanna gibi dünya starlarına özenip kendi giyim markasını piyasaya çıkaran Hadise, son olarak 90'lar disco modasını yansıtan yeni fotoğraf çekimiyle dikkatleri üzerine çekti. Hayatta elinden geleni yapacaksın, gerisini Allah'a bırakacaksın. Bir zamanlar Çukurova dizisine veda eden ve yeni proje görüşmeleri yapan Kerem Alışık, geçen hafta Malatya Film Festivali'ne katıldı. Alışık, festival kapsamında düzenlenen törende usta oyuncu Turgay Tanülkü'ye onur ödülü verdi. Ve ustalarımızdan birinin evladından bu ödülü almak onur verir. Biz bu onur yolculuğunda karımla beraberiz.
çocuklarımızla bu umre ödülünü, bu bayrağımızı sallayacak sokaktan gelen, cezaevinden gelen ve sizin evinizdeki çocuklarımızla barışı yakalayacağımızı biliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Kerem Alışık bir gün sonraysa İstanbul trafiğinde kameramıza takıldı. Arabada bir röportaj yapalım sizde, ne dersiniz? Siz de başlıyorsunuz. Çok kısa, hayırlı olsun diyelim Kerem Bey. Birkaç kelime alsaydık. Kırıyor musunuz bizi? Zaten kırmızı ışık yanıyor, lütfen. Asya'm, al yazmalım. Asya'm. Geçirdiği beyin kanaması sonucu apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, 22 gündür tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. 72 yaşındaki ünlü aktör, hastaneden hayat arkadaşı Jülide Kural'la beraber ayrıldı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sizin ilginize de teşekkürler. Şeyden de takip ediyoruz sizi. Sosyal medyadaki sunumlarınızdan da takip ediyoruz. Ama böyle işte, maalesef insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş, o amaçla düzenlenmiş kuruluşlar insanlara en kötü günlerine sağlık sunan mekanizmalar, can kurtaran, can suyu veren. Arkadaşlar pandemi nedeniyle çok kısa tutmak zorundayız, kusura bakmayın. Pandemi nedeniyle çok kısa tutmak zorundayız. Armutlu'da bir mekan çıkışı görüntülenen Zeynep Beşerler tiyatro oyununa başlayacağını açıkladı. Yapacağız bakalım, yeni bir tiyatro falan var. Herhalde bir önümüzdeki hafta provalara başlayacağız. Bakalım Ocak ortası, Ocak sonu falan herhalde sahne deriz. İnşallah alnımızın akıyla altından kalkarız diyorum. 2021 yılını değerlendiren Beşerler, son 2 yıl bende yok gibi dedi. 20 nasıl geçtiyse 21 de öyle geçti, ben anlamadım. Zaten hala hangi yılda olduğumuzu da karıştırıyorum. Çünkü o son 2 yıl bende yok gibi bir şey. Yani en son pandemi öncesi görüştüğüm insanlarla yeni görüşmüşüm gibi geliyor. Çünkü o ara yok bende, kayıp, bilmiyorum, anlamıyorum nasıl olduğunu. Ben senin dedin kalbini sevdim dedim, bana dedin kalbin lazım. Bir Başkadır dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan yönetmen Berkun Oya'yla ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in beraberliği tüm hızıyla sürüyor. İkili ilk kez Altın Kelebek töreninde beraber görüntülendi. Tuğba Yurt yeni klibi için kamera karşısına geçti. Ünlü popçunun Ersay Üner imzalı son şarkısının klibi Benim O, YouTube'da 60 milyon kez izlenmişti. Benim O'dan sonra yeni single'ımız geliyor inşallah. Yılbaşına gelmeden çıkaralım dedik. Yeni yıla girmeden yeni bir şarkı daha çıkaralım dedik. İnşallah 24 Aralık'a yetiştireceğiz. Çok güzel, çok inandığımız bir şarkı. Bir Ersay Üner şarkısı yine. Tuğba Yurt yeni şarkısıyla ilgili de iddialı konuştu. İster istemez yeni şarkıda biraz daha acaba nasıl olacak? Onun üzerine çıkabilecek miyiz yoksa biraz daha gölgesinde mi kalacak acaba şarkı diye düşünüyoruz. Ama öyle bir şarkı yakaladık ki gerçekten yine Ersay imzası diyorum. Gerçekten dönemi çok iyi analiz eden bir aranjör, bir söz yazarı aynı zamanda. O yüzden de bu şarkıya da gerçekten çok inanıyorum. İnşallah benim o kadar sevilir, inşallah daha da geçer yani. Rakip benim o kadar. Evet, hep onu konuşuyorum değil mi? Ne? Kendi şarkımla yarışıyorum. Gerçekten kendi içimde zaten hep gerçekten yaptığım işlerin üzerine hep daha fazla koymak için çabalıyorum ben de. Burcu Esmersoy Emirgan trafiğinde görüntülendi. Ünlü sunucunun son olarak mobil oyun sektörünün öne çıkan isimlerinden Nazım Akmandil ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İyi akşamlar. Merhabalar, nasılsınız? Nazım Bey'le de yeni bir ilişkiniz başladı. Hayırlı olsun diyelim mi? Biraz konuşma fırsatımız var Burcu Hanım. Yeni birliktelik Nazım Bey'le hayırlı olsun diyelim mi? Teşekkür ederim. Çok mersi. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Yağmur yağdı. Bir ödül törenine katılan Mert Öcal, Survivor All Star yarışması öncesi yaşadığı heyecanı paylaştı. Bir aya kadar Domine'ye geçeceğiz tekrardan. Survivor All Star başlıyor. Onun hazırlıkları zaten birkaç aydır devam ediyordu. Bu akşam ödül törenine geldik işte. Böyle küçük bir mola oldu. Öcal bu kez çok iddialı olduğunu ifade etti. Son 5 aydır falan her gün, günde 2 öğün falan spor yapıyorum. Biraz iyi hazırlandım.
Ben de biraz iddialı gideceğim bu sene ya. Seda Bakan, eşi Ali Erel ve arkadaşlarıyla Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Seda Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim, çok mersi. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz, çok sağ olun. Kolay gelsin. Bir kalabalık grup vardı acaba? Evet. Şuradan geçeyim. Şöyle buyurun. Eşimi kaybetmeyeyim. Ünlü oyuncu, ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Askıda Fatura kampanyasına sosyal medyadan destek vermişti. Askıda Fatura'ya da destek oldunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Onunla zaten konuşmuştuk. Çok evet. Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Seda Bakan'a yakın arkadaşı Hadise ile Gülşen hakkında başlatılan Pop'un Kraliçesi Kim tartışması soruldu. Gülşen Hanım'la Hadise Hanım arasında Pop'un Kraliçesi tartışması çıktı. Sizce Pop'un Kraliçesi kim? Müsaade edin. Günay Museyeva bir ödül törenine katıldı. Ünlü manken Amerika'da yaşayan eski eşi Tolga Karel'le oğlu Cihangir'in görüşmesini çok istediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmıştınız. Cihangir babasını tanımıyor diye. Öyle dememiştim aslında. Öyle yansıdı haberlere ama. Evet, ben öyle dememiştim ama o konuyu konuştuk ve artık bitti yani. Tanımıyor ama ben tanıştıracağım en kısa zamanda. Bir mesaj atmıştınız hani Tolga Bey'den bir dönüş geldi mi? Şimdilik gelmedi ama ben ailesine ulaşmaya çalıştım. Onların annesine, Bahriye Hanım'a. Annem ulaştı daha doğrusu. Yani onu bu işin olmasını, onların bir araya gelmesi Cihangir'in babasıyla annemin çok isteği. Sürekli bana da deyip duruyor. Lütfen benim için bir araya getir. Biz ulaşmaya çalışıyoruz. Bakalım annesiyle, babaannesiyle görüştüreceğim Cihangir'i. İnşallah ondan sonra babası da gelir. Geçen yaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen iş insanı Haldül Demirhisar, Arnavutköy'de kameralara takıldı. Şu günlerde Umut Evirgen'le sevgili olan Serenay Sarıkaya'ya olan aşkı uğruna kilo verdiği iddia edilen Demirhisar, sorulara yanıt vermeden hızla taksiye bindi. Haldun Bey, Serenay Hanım'la ilişkiniz başladığına dair haberler çıktı, görüntülendiniz, doğruluk payı var mı? Sizle birlikteyken de Umut Bey'le ilişkisi olduğuna dair haberler çıktı. Haldun Bey! Bandırma Füze Kulübü filminde rol alan Görkem Sevindik bir ödül törenine katıldı. Şu günlerde babalık sevinci yaşayan ünlü oyuncu bebeğinin ilk fotoğrafını "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır" notuyla paylaşmıştı. Çok keyifli. Allah inşallah isteyen herkese versin. Çok tatlı ve çok benziyor size. Geçtiğimiz günlerde evet. Fotoğraf paylaşmıştınız. Aynen. Çok güzel, çok keyifli bir duygu ya. Tekrar söylüyorum, isteyen herkese versin. Tabii şimdi bu 4 aylık oldu. Daha böyle tam iletişime geçemedik. Yavaş yavaş geçiyoruz. Tam böyle iletişime geçtiğimiz an herhalde daha çok keyfini alacağız, hazını alacağız. Ama şu ana kadarki süreç çok keyifli. Geceleri uyanıyoruz, altını temizliyoruz. Hayat paylaşınca güzel biliyorsun. Annesine yardım ediyoruz. Nasıl bir bebek peki? Çok yandırıyor mu mesela? Geceleri uykusuz çok kalıyor mu şimdi? Şöyle... İnanılmaz bir kere akıllı bir çocuk. Herhalde yeni jenerasyonlar zaten yeni doğanların hepsi öyle. Bir derdi varsa ağlıyor. Ağlıyorsa biliyoruz ki bir derdi var. Ya acıkmıştır ya altını değiştirmek istiyor ya da kucakta gezmek istiyor. Üçünden biri, üçünü yaptığın zaman anında susuyor. Yani derdi olmadan ağlamıyor. Çok şükür öyle bir kolik deniyormuş herhalde. Bizimki öyle kolik. Ödül gecesinde şıklığıyla göz kamaştırdı. Karalar meslektaşı Kubilay Akay'la flört ettiği iddiası hakkında da ilk kez konuştu. Haberler çıktı biliyorsunuz. Kubilay Akay'la bir beraberlik olduğu ileri sürüldü. Bu doğru mu değil mi? Sizden öğrenmek istedik biz de. Bu konu hakkında ben konuşuyorum. Ödül törenine geldik o yüzden. Yani iyi arkadaşım. Bir şey yok aramızda. Yeni tanışıyorsunuz yani. Yok, arkadaşım. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Müzik yönetmeni Erol Sebepçi ile evlenen ve bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü popçu Atiye, aylar sonra bir ödül töreninde ortaya çıktı. Gözünüz aydın. Evet. Çok yıllar oldu ki biz karşılaşamadık. Hayatınızda birçok şey değişti aslında. Çok teşekkür ederim. Evet, çok mutluyum. Anne olmak muhteşem bir duygu. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani, o benim her şeyim. En değerli varlığım hayatımda. Aynı zamanda aralarda beni delirtiyor tabii ki de ama. Çok yaramaz mı?
Çok yaramaz. Evet, evet. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Açık açık seni kullanacağım diyorsun. Bilakis sen beni kullan diyorum. Üç Kuruş dizisinin baharı Nesrin Cevazade hafta başı Bebek'te kuaför çıkışı görüntü vermemek için demir çitlerden atlamıştı. Cevazade geçen cuma ise Etiler'de bir AVM'deydi. Ünlü oyuncu annesi Feride Cevazade'nin kendisini beklediğini söyleyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. Kaç kelime alalım mı? Nasılsınız? Annem beni bekliyorduk inşallah. Geçmiş olsun, bir şey yok inşallah. Bir güzellik merkezinin marka yüzü olan ünlü Alman oyuncu Wilma Ilas'ın bir pilotla aşk yaşadığı gündeme geldi. 12 günde 20 ülke değiştirdiğinizi biliyorum. 12 günde 20 ülke. 12 günde 16 tane uçağa biniyorum. Bu arada da bir pilot sevgimiz olduğunu öğrenmiştik. Bize geçtiğimiz günlerde öyle bir dedikodu çıktı. Doğru mudur? Yani zaten ben hep söyledim size. Uzun zamandan beri ben mutluyum bir ilişkide ama yani basında yer almasın özel hayatım. O şekilde göz önünde yaşamak istiyorum. İlişki doğru ama söylemek istiyorum. Yani evet yani şimdi tabii ki herkesin tercihi farklı. İstemiyor yani onun için. Ama çok teşekkür ederim. Doğru. Bilmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.